Almanya'da son dönemde gündeme gelen ve devletin desteklediği ısı yalıtım ve geri dönüşebilen enerji sistemleriyle donatılan evler yapan Insabau firması, Berlin'in çehresini değiştiren projelerde adından söz ettiriyor. Almanya'da Türk girişimciler genellikle gıda alanında çalışırken, İsmail Kadayıfçı adlı girişimci kurduğu Insabau firmasıyla farklı bir sektörde adını duyurmayı başarmış. İsmail Bey, sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Kadayıfçı. Firmamı ilk olarak 1994 yılında Hamburg'da kurdum. O dönemler ağırlıklı iç sıvı alanında faaliyet gösteriyordum. Daha sonra sektördeki boşlukları da görerek burada vermeden febun sistem dediğimiz izolasyon ve restorasyon alanına ağırlık verdim. Alman yasalarının enerji tasarrufu için binaların izolasyonunu desteklemesi ülkede önemli bir sektör oluşturuyor. Pazar büyük bir pazar. Biz de bu pazardan kendimize düşen payı alabilmek için çalışıyoruz. O açıdan her gece yıl ciromuzu yükselttik. 2011 yılı bizim için beklentilerimizin üzerinde geçti. 2012 yılından da ümitliyiz. Göstergeler onu gösteriyor. Bildiğiniz gibi 1998 yılında Amerika kaynaklı bir küresel kriz, emlak krizi vardı. Bu Almanya'yı da dolayısıyla etkiledi. Ancak devletin aldığı önlemler sayesinde kısa zaman içerisinde atlatıldı. Piyasa toparlandı, hareketlendi. Sektörden dediğim gibi umutluyuz. Alman hükümeti geri dönüşebilen enerji sistemi kuran ve evini yenileyenlere destek kredisi veriyor. İsmail Bey, şu vermeden ferbun sistemi biraz açar mısınız? Buna genelde vatandaşlarımızın çoğu bu konuda yabancı. Bu konu hakkında şöyle ayrıntılı bir bilgi verir misiniz? Vermeden febun sistem dediğimiz sistem, işin kalitesine göre, kullanılan malzemeye göre %30-40 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Örneğin yeni bir ev yaptıracaksınız. Vermeden febun sistem yaptırdığınız takdirde kahve üzerinden devlete başvurduğunuz zaman... Bunun açılımını bile söyler misiniz? Kredit Veranstaltung für Wiederaufbau Almancası. Yani binaların yenilenmesine destek şeklinde tercüme edebiliriz. Bir evin elektrik ve ısınma ihtiyacını tamamen karşılayan sistem kendini 10 yıl içinde amorti ediyor. Ortalama 120 metrekare bir evi ele alırsak 15 bin euro civarında bir maliyeti var. Bu kendini tabii hesaplamalara göre 10 yıl içerisinde kendini amorti ediyor. Çatıya zola anlage o elektrik üretiyor. Sonuçta dışarıdan elektrik enerji almanıza hiç gerek kalmıyor. Evi lüftverme ile ısıtıyorsunuz. Elektrik ihtiyacınızı da zola anlageden karşıladığınızdan dolayı evinizin dışarıdan bir enerji ihtiyacı kalmıyor. Önce size faizsiz veya çok düşük faizli kredi veriyor. Onun haricinde evin metrekaresine göre destek veriyor. Ya bunları topladığımız zaman 30-40 bin euro civarında bir avantajınız oluyor. Insabau bir Türk şirketi olarak Alman hükümetinden ihale alabilmeyi başarmış. Biliyorsunuz burada Alman makamlarının ihalelerde yabancı inşaat şirketlerine iş vermesi çok çok zor. Hatta hiç vermiyorlardı. Insabau olarak siz nasıl başardınız da Alman makamlardan ihalelere girerek oradan büyük çapta işler alabiliyorsunuz? Önemli olan yaptığınız işin hakkını vermeniz, sorumluluğunu bilmeniz, size iş yaptıran kişiyi eksiklerinden dolayı zamanında uyarmanız ve sizin yapmış olduğunuz işi tüketicinin uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağladığınız takdirde ve işinizi termininde, zamanında teslim ettiğiniz takdirde ve bir sorun çıktığı zaman ilgilendiğiniz zaman bir
tercih edilen kişi haline geliyorsunuz. Peki bu sektörde kalifiye eleman bulma konusunda bir sıkıntınız, probleminiz var mı? Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de kalifiye eleman önemli. Hatta diğer sektörlerden çok daha önemli. Ben şahsen inşaatların her zaman başında olamıyorum. Kontrol etsem de inşaattaki elemanlarımızın yaptıkları işin sorumluluğunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bunu biz elemanlarımızı zeminerlere göndererek, biz kendi firmamızda eğitim vererek bunu başarmış durumundayız. Ustalarımız, elemanlarımız Berlin'in en seçkin ustalarındandır diyebilirim. Ondan dolayı yaptığımız referanslarımız da buna bir örnektir, buna bir kanıttır diyebilirim.